Maşallah. Maşallah. Takım elbisem güzel mi Buse? Çok güzel. Ha, maşallah. Maşallah. O bende, rahat olun. Maşallah bende. Maşallah kısmını aldın mı sen? Ben de maşallah. Mikrofonu uzatabilirim. Çocuk çok yakışıklı maşallah. Çocuklar. Mikrofonu uzatabilirim maşallahlarda. Estağfurullah. Sahiden yakışıklı adammış. Evet. Nereden aklına geldi, nereden buldun, nasıl denk geldi Gökhan? Anlat çocuğum. Anlatayım diye. Anlat bakayım. Tanışalı iki seneyi geçti. Benden başladı. Evet, senden direkt başladı. Tabii senin kanatların altında. Onun için bir gözü devamı sende yani. Maşallah. Bu kadar yakın alınca da. Evet. Değil mi? Maşallah. Benim bir asabım bozuldu. Nasıl bir şey? Eser yakışıklı adama bakmak nasıl çok bir şey? Tatsız. Bu kadar yani yakınında. Yani anlatırken ben de yavaş yavaş gidiyorum böyle. Ben de böyle yan tarafa doğru mu? Evet. Maşallah tabii. Yapma. O müziği verme. İçim kalkıyor benim. Evet. na diyor. Evet. Buyur tamam abi. Tamam. Bölmeyeyim. Pardon. Evet. Maşallah. Zaten maşallah. Benim en büyük hayalim zaten müzik, şarkı söylemek. Öncesinde zaten kendim bir şekilde çalışmalarını yapıyordum. Ama Sıla'ya tanışmamız 2,5 sene oldu. Menajerimiz vasıtasıyla tanıştık. Evet. Ve 2 sene benim için harikaydı. Zaten prodüktörlerim Sıla ve Efe Bahadır. Her yerde söylüyorum. Buradan da söylemek istiyorum. Hayatımdaki en büyük şanslardan biridir. Deli misin sen ya? İkisinin karşıma böyle çıkması. Böyle şans mı olur ya? Aman tabii canım. Tabii ki en büyük şans abi yani. 2 sene boyunca vokalistini yaptım. Ve çok şey öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Sen kaç yaşında başladın müziğe Gökhan? Ya, müziğe aktif olarak aslında Sıla ile beraber başladım. Peki, öncesinde ama modellik yapıyordun. Modelliğe başlamam hobi olarak da aslında. Kaç yaşında başladın? 14 yaşında. 14 yaşında hobi. Evet. 14 yaşında 85'tim. Esas meslek neydi abi senin de hobi olarak? Hobi olarak modellik yapmaya başladın. Ya hobi olarak başladım ama zamanla açtığımı da kazanıyordum. Bir yandan okuyordum da. Zaten sahne her zaman çekmiştir beni. Doğru. Doğru niye? Doğru. Araya çok güzel koyuyor. Doğru. Ben niye öyle doğru dedim ki? Maşallah dedim. Yani bayağı. Hay Allah, bir şey bulamadım doğru dedim. O da patladı havada sessizlikle doğru diye. Evet. 14 yaşında başladım modelliğe. Yaş benim kaç oldu şimdi? 24. 24. Evet maşallah. 10 sene yani aslında 4-5 senedir yapmıyorum modellik ama her şey onunla başladı. Benim de beklemediğim yerlere geldi. İşte dereceler aldım. Hani ben de beklemiyordum. Hiç aklımda yoktu yani öyle şeyler. Dünya fotojeni. Fotojenik. Yani o mansiyon ödülüydü aslında şeyde. Manhunt International Çin'e gitmiştim. Evet. Orada bir erkek güzellik yarışması vardı. Orada ona layık gördüler. Fotojenik güzeli demek yani normalde o kadar değilsin de televizyonda acayip iyi çıkıyorsun falan. Vallahi gibi bir şey. Vallahi o bana da sürpriz oldu. Ama ayıp da bir tarafı da var o işin yani. Sen normalde de yakışıklı adamsın. Teşekkür ama daha iyisin demek yani ekrana daha iyisin demek. Orada fotojenik aslında biz aslında hep yanlış algılıyoruz fotojeniği. Fotojenik ben hep aşağılanıyormuşum gibi algılanıyorum. Değil, olduğun gibi gözükmek. Ha, aynısı gözükmek. Eyvallah. O fotojeniklik o demek. Tamam, bana da çünkü ama yakışıklı adam. Yine de çok büyük şans tabii yani. Tabii ki fotojenik şans. Olmak. Hayır, zaten bu adamın en büyük şansı hem model, hem vücut var, hem fotojenik, hem albüm yapıyor, hem oyuncu. Serena'da kaç sene oynadın? 3 sene. 2006'da başladık, 2009'da bitti. 2009'dan beri oyunculuk yapmıyorum aslında. Müzikal kariyerim için çalışıyorum. Ya orkestrama bak ya. Allah siz Serenay'da mı izliyordunuz? Şu an çok şaşırdım. Diye. O da mı vardı? Evet. 3 sene sürdü o da, 104 bölüm. Çok keyifli bir işti. Ve o da İstanbul'a geldikten sonra kendi ayaklarım üstünde durabilmek, yani hayatımı idame ettirebilmek için o gelen teklifin arasından seçtim. Oyunculuk da yoktu aslında. İstanbul'a aslında müzik aşkıyla hayat geldi. Hayat sana iyi davranmış abi. Aynen öyle. İyi davranmış. Yani Serenay'ı yapmışsın iyi. Modellik yapmışsın, ödüller. Müziğe başlayayım demişsin. Sıla'yla tanışmışsın. Bir de şimdi Beyaz Şov'a falan da çıktın. Çok acayip daha bir şey ne olsun, daha yani. Ne olsun. Hayat ya. Sana hala iyi davranmaya devam ediyor yani. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.